Çok saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. Öncelikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz söyleşimize hoş geldiniz. Çok değerli konuşmacılar var. Özellikle onların konusuna girmek istemiyorum. Hayal ettiğimiz şey, tüm kadınların eşit, özgür, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadıkları bir süreç hayalleri var. Öncelikle bunun gerçekleşmesini diliyorum. Ama maalesef geldiğimiz konuma baktığımız zaman bu konuda ciddi bir yol almadığımızı görüyoruz. Biraz sonra değerli temsilciler, geldiğimiz konunun boyutlarını, önemini tek tek anlatacaklar. Ben müsaadenizle bu boyuta girmek istemiyorum. Ama buraya gelirken bir küçük bir araştırma yaptım. Bu yapmış olduğum araştırma da TDK, yani Türk Dil Kurumu. Şimdi bakın, Türk Dil Kurumu'nun kadının toplumdaki yeri nasıl algılanıyor, nasıl söyleniyor? Ve kadın maddesindeki 4 başlığı paylaşmak istiyorum. Aynen okuyorum. Erişkin dişi insan. 2. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. 3. Bayan. 4. Hizmetçi bayan. Ben söylemiyorum. Değerli meslektaşlarım. TDK söylüyorum. Yani aslında sözün bittiği yerde. Şimdi bir de olaya tersten bakalım. Erkek maddesi için TDK ne demiş? Yine 4 tanımı okuyorum. Yetişkin adam bay. 2. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. 3. Koca. 4. Sözüne güveneni mert. Şimdi değerli arkadaşlar, ne söyleyeyim ki? Yani koca Türk Dil Kurumu yazdığı bir konu. Hakikaten halimize güler miyiz, ağlar mıyız? Ama tablo son derece düşündürücü olduğunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben müsaadenizle sözü çok fazla uzatmadan hepinizin çok sıkça dile getirdiği, yine bir kez daha o talepleri tekrarlayarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ama buna geçmeden önce şunu altını çizmekte büyük bir yarar var. İSMO'daki kadın meslek mensubunun yerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle her yerde de bunu söylüyoruz. Örgütlenmenin temeli sizlerden geçtiğini, zaten bu yaşadığımız sorunların çözümünün tek bir şeyden geçtiğini herkesin bilmesi lazım. O da örgütlü olmak. Eğer örgütlüysek hem haklarımızı alacağız, hem de kadınlar hak ettikleri geleceklerdir. Ama örgütsüzseniz hiçbir yere gelmeniz mümkün değil. Biz oda olarak da, ekip olarak da bu konuya son derece önem veriyoruz. İSMO çalışanlarımız burada. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Mesela rakamları girmek istemiyorum ama
üretimden aldıkları pay. İşin bir kere %60'ını kadınlar yapıyor. Servet payında %1 mülkiyet onlara ait. Ama biz mesela İSMO'da tersi bir şey yaptık. Bizde kadın çalışanlarımız çoğunlukta, öyle mi arkadaşlar? Zaten sizlerin sayesinde 23 yılda bir yerlere geldik. O yüzden ben sevgili çalışanlarıma özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki kadın meslektaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyoruz. Daha çok örgütlü olmak lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, şunları talep ediyoruz, istiyoruz. Bir kez daha belirterek sözlerini tamamlamak istiyoruz. Tüm kadınlar için emeklilik bir hak olmalıdır diyoruz. Ev içi, cinsiyetçi iş bölümü ve hiyerarşi karşı çıkılmalıdır diyoruz. Bir kere kadınların güvenceli istihdama yönlendirecek yaklaşımlar sergilenmelidir diyoruz. İş yerlerinde, mesleki eğitim kurslarında ve de oda kurulunda kota olmalıdır diyoruz. Çalışma süreleri ve iş niteliğinde bağımsız bir ücretlendirme politikası olmalıdır diyoruz. 18 yaşını bitirmiş ve işe girmek isteyen tüm kadınlar için işsizlik sigortası gündemde olmalıdır diyoruz. Ve son olarak doğum izin süresinin tüm kadının emekliliğine sayılması da mutlaka sağlanmalıdır diyoruz. İnanıyorum ki bu toplantıda bu öneri ve talepler sizler tarafından zenginleştirecek ve tekrar bu anlamlı gününüzde sizlerle birlikte olmaktan dolayı İstanbul Odası'nın tüm kurulları adına teşekkür ediyorum. Ve özellikle de çok yoğun bir süreçte böyle bir dayanışma günümüze katılan çok değerli konuklara da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Sayın Çiğdem Aydın. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği Başkanı Avukat Habibe Yılmaz Kaya. Yurt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, yazar Sayın Hicran Aygün. Sanatçı Sayın Erkan Petekler. Ve söyleşiyi yönetmek üzere Sosyal Etkinlikler Komite Üyesi Sayın Ayçin Denizler'i sahneye davet ediyorum.